Mutlu günler sayın izleyiciler. Yakın Doğu TV'de sizlerle birlikte olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, her hafta olduğu gibi bizler eğitim sohbetlerinde ben Togay Uluöz, Profesör Doktor Mehmet Çağlar ve değerli öğretim görevlisi arkadaşım Umar Güker sizlerle birlikteyiz. Evet, bu hafta yine eğitimi sizler için masaya yatıracağız ve oldukça önemli konu başlıklarımızı üçümüz en iyi şekilde irdelemeye çalışacağız. Evet. Evet hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi masaya yatıracağız deyince eğitimi hemen aklıma şu geldi, spontane. Bir dönem biliyorsunuz işte o 12 Eylül sonrası Kenan Evren çeşitli ziyaretler yapıyor bir yerlere. İşte hastaneyi ziyaret ediyor, hastanelerimiz mükemmel. Okulları ziyaret ediyor, okullarımız mükemmel. Ve o dönemlerde ben de bir Heisenberger diye bir fizikçi vardır ve onun bir teorisi vardır. Der ki hiçbir şeyi kendi doğallığı içerisinde inceleyemezsiniz. Yani masaya yatıramazsınız aslında der. Çünkü kendi doğallığında yatıramazsınız. Örneğin bir eğitim sistemini veya sağlık sistemini inceleyeceğinizde yatırırsınız ama kendi doğallığından çıkar. Çünkü gözlem yapmaya gidiyorsunuz ve gözlem yaptığınız anda artık şey değil, olağan durumu içerisinde göremiyorsunuz onu ve bunu fizikten bir, kimyadan ve fizikten, biyolojiden bir deneyle gösteriyor. Peki içinde bulunduğumuz ülkede kendi doğallığı içinde mi? İçinde bulunduğumuz ülke zaten kendi doğallığı içinde hiç değil. Dolayısıyla masaya yatırırsanız da olmaz ama deney şöyledir. Küçücük hücrecikleri alır bilim adamı ve mikroskobiktir biliyorsunuz bunlar ve onun hareketini incelemek ister. Peki nasıl inceleyeceksiniz? Bir ışık altında. Ancak o büyük mercekli bir ışık altında o mikroskoplarda bakacaksınız. Tamam? Fakat o onun altında görebilmek için ısı yayar o ışık biliyorsunuz. Ve ısı yaydığı zaman o molekülciğe, o küçük hücreciğe fizikte bir şey vardır biliyorsunuz. Hareket kinetik enerji formülü şeydir. 1 bölü 2 m v karedir. Yani kütle ve hızla bağlantılıdır. Ve o ısı da onları harekete geçirtir. Çünkü o bir ısı yayar. O ısıyı verdiğiniz zaman hareket etmeye başlar. O hücrecik. Ve dolayısıyla doğallığında değildir. Yani siz onu inceliyorsunuz aslında ama onu doğal durumunda incelemiş olmuyorsunuz. Her cümlenin altında bir mesaj var. Gönül arzu eder, oturalım, saatlerce konuşalım. Oturuyoruz. Ama biliyorum hocam, ona hiç kuşkum yok. Ama şöyle bir durum var ki o kadar çok konuşacağımız konu var. Ülkemize hizmet etmemiz için başta eğitim konusu olmak üzere biz akademisyenlerin hizmet verme durumumuz söz konusu. Ama diğer konulara da girmemek sizin bu sarf ettiğiniz cümleler içerisinde yani hiç elde değil. Yani hepsine girmek istiyoruz ama bakalım bu kısır döngüden nasıl kurtulacağız? Ama zaten programın ismini çok güzel koydunuz. Onun için sizi kutlarım. Eğitim sohbetleri dediniz. Yani biz burada bir güçlü bir iddia...